Kim akar bize o defteri? Maaş filminden tek... Evet. Ben çalışmamışım. Tabii. Sen çalışmışsın, para var. Kırmızı ışık yanmadı o amcam. Aslında kırmızı ışık. Şimdi mi yandı? Oturanları tespit ediyoruz şimdi. Efendim abi. Başına yine mi takılacak mı? Efendim hocam? Kavşaya çekiyoruz klip. Biliyorum. Efendim? Herkes hazır. Biz de oynayacakmışız. Evet. Ben de boynuna kırmızı bir şey at ya. Kostümcü. Bu kostümcü var uzun boylu gerizekalı. Hiçbir şey yok diyor. Hadi balkon. Önce masaj mı alıyorlar? Yani, evet. Masaj. Aslında arkadaşın yerine Taylandlı kızlar çalışıyordu da. Evet, SSK yapmadığımız için devletle böyle bir ihtilafa düştük hocam. Evet. Siz de biliyorsunuz ya, ben diretiyorum Rus gelsin diye. İşte olmayınca da olmuyor bazı şeyler hocam. Bize çay da gelir, abilerimiz bize çay getirir. Afiyet. Biz onları ayaklarını öperiz. Ne oldu? Biz altlarız dedi. Oğlum çünkü bağımsız bir bölüm, diğer bölümler. Bitti bir bölüm. Öteki sen güç daha fazla. Öteki makine çok güzel kesiyor lan. Ben sana ben açmıştım ama. Makinelerle keseceğim de. Ay içeri bırak. Evde mi bırakıyorsun da? Dur. Beşinci bölümde nasıl ya hangi bir şey? Şimdi dördü çekiyoruz, beşten sahneler çekiyoruz. Preçka, preçka. Ama ben bir şey söyleyeyim. Ya biz bu sakal meselemi ne yapacağız benim? Her gün tıraş olmam lazım demek. Beşten sonra yaparım onu. Abi dün çekim yoktu değil mi? Ya emin olun bundan çok daha kısaydı. Hayır canım. Evet. Ya bundan çok daha kısaydı. Hayır bizimle olduğu sahne kısaydı. Kısaydı abi. Can verdim. Ayhan. Benim canım iki yıl. Hayır, bunlar kısa ne güzel çekil, yazıldığı gibi çekseydik ya, niye değiştirdiler? Fenerbahçe evet, evet hocam. Evet yani. İmza topluyorum ben. Vallahi. Daha sayılar var aramızda galiba. Evet. Fenerbahçe'si. Zeyn canım. Sette de çekmiş hocam. Ha? Sette. Çekiyoruz işte. Burada alıyor dekorları.
Konuşmam hakkına sahipsin. Avukatına alabiliriz. Kameraya. Orada mısın sen bakayım gel. Sen orada mısın? Gel kamera sabit sen hareket halinde olacaksın. Tarık sen mi kovdun? Tarık ben işten kovdum. Tarık'a söyledim. Üzüldün mü? Çok çok. Öyle öyle. Tarık'a söyleteceğiz bundan sonra. Şimdi montajı gidiyor. Beni görecekler. Oraya gidiyor, montajı gidiyor. Burada çektikler montajı gidiyor. Kamera gidiyor. Tarık. Bitti. Seni sevmiyormuş. Tamam hadi buyurun. Tarık o zaman. Hazırız. Haydi sette, haydi sette, haydi. Ne yoksa işte. Evet. Bir yönetmenin dinlenme anını görüyoruz şu anda. Yaşamış. Bitince haber ver, sakat kalabilirim çünkü. Kocam kalmazsınız ya. Gelin diyorum. Yeah.
İşte böyle bir yaşamda sağlıklı bir dünyada geçirdik. Bu benim sallanan bir şey mi? İşte böyle bir yaşamda bu dünyada geçirdiğimiz. Bir habersiz çıkıyor. Sonsuzluğun varlığına ışıklar, bilgi kaynağı, insanlar konuşulayan ve karanlıklar. Evet. Ben o partiyi çektiğimi seni izleyemedim hocam. Çektik mi biz parti? Daha ben de onları kaydetmedim ha. Ya bir de bana fotoğraf diyorsun. Yok baba, anne yarın akşam bizimle Ceyda'ya gidiyorum. Annesi çok kötüymüş artık. Dün gittiğim görüntü başlamış gibi oldu. Ayşe'yi babamı da gördük. Çok şişsiniz ya. Bodrum'dan sonra oraya gitti. Şimdi amca güzellerin için yerim ne olur? Herkes orada denize gidiyor. Onların evet, Bodrum'da yani bir takım yerler filan da sülalenin gibi. Öyle. Demek öyle oluyor. Çifte kamera kullanıyor. Evet, helal olsun. Montajı çok zor olacak. Artık her şey hayat sorduğum. Şuradan başlayacağız. Gözüne bak. İnanmıyorum abi. Eyvah eyvah. Şimdi internette dağıtıyor mu resmi sen? Evet. Ezik Baruta da yolları bir posta. Şey ne diyordun? Bakışlarıyla yiyorlar, gözleriyle yiyorlar. Makbule değil mi? Bunu Abdi İbrahim ve ben bir yolda yapayım, alayım burada. Yolla yolla. Bir anda müdür olur. Tabii. Değil mi ama? Bu işler böyle. Bu film mi şimdi? Fotoğraf değil. Film çekmemize yani yok. Fotoğraf olmasın. Deforme ediyor bizi başı şartlar. Yok. Sarhoş kamerası. Fotoğraf atmaktan bir hal oldum çünkü. Fotoğraf mı atıyorsunuz? Bilgisayara kaydır öyle atın. Ne yapacağım? Yok olsunlar istiyorum ortadan. Hamam klasör fotoğraf çıkardı. Yani bir kısmını yoktursa. Bir ayın bir iki aydın uğraşıyordum. Aslında baştan akıl etmedim. Bir yandan da bilgisayar aktarım öyle. Abi geliyor senin de ya. Sen de abi. Bırak bir kızı kucağına bari kamerayı. Hayır. Hani öbürü yok. Evet, güzel. Ama durmaz şimdi bunları. Evet, durmuyor. Çan çalana kadar. Eyvah. Bir çan daha. Bak, iki çan yap bana doğru. İki çan yap bana doğru gelecek şimdi, evet. Heh, güzel. Güzel. Gülşen tam zamanı. Kaşındı çünkü. Duruyordum böyle bir. Kayıt. Evet, ondan sonra çıkmak istediğin zaman da çık. Hayır, ben de koyuyorum dedim. Hayır. İbrahim'in doğru anlıyor. Bir kızdım. Nereden dedi? Annen koyar mıydı dedi. Bunu koymazdı galiba dedim. Çok güzel bir şey. Rezile bastın. Evet, biraz bulgur çok güzel. Ha, ben koyabilir miyim? Elinde bulgur olunca biraz koyuyorum bazen. Ben bir de sanki bulgurum çok takıldı galiba. Yağmur yağdı hocam. Bir daha. Ama etim lezzetim çoğaldı. Biz koymazdık. Biz de onu. Ama durmaz. Yan yıllar bir defa koyduk. Harika bir bacak göreyim, bir bacak göreyim. Evet. Şimdi popo. İnci kalma. O kadar temiz yaptı kendini. Ben bir şey kullanırdım. Bana. Fazla bir şey gelmez. Böyle dişli.
vallahi çocukların doğum günü partisi gibi oldu. Evet Erdinç. Evet. Sen daha ardiz olamadın mı kız? He? Boşuna mı talim yaptın bu kadar? Bu daha hoş bir şey. İşte yönetmenim yapacak inşallah. Daha yararlı oldun. Sen o yönetmen. Hülya Avşar yaptın, seni yapamaz mısın? Şey, bizim pirinçler çok şey yapıyorsun arkadaşlar. Ay. Bak şöyle bir şey yap. Bak. Şimdi bak, çekmeye başla. Evet. Fazla bir şey yapar herhalde. Devam et ya. Coşkun diye biliyorsun ha. Çığlık sesi de var, tamam. Ali Porozoğlu eksik. Pardon Ali Bey. Sürükenler kimsin? Artık bu kattan sonra sürülerek çıkabilir gerçekten. Pağlar bizim o farkı var. Sıçkılar değil, kat daha var değil. Sürükenler gibi. 30 senedir. 82 yaşına gelmiş kadıncak. Bir de kız kardeşi yazan Mayra. Bazen merdivende yaşıyor. Görmez. Demirlerikler yapacak. Daha mı sakatlar demirlerikler yapacak? Yazık ya. Bu çeşitli çünkü romatizmaları, hukukları bunlar dedi. Ay işkence hakikaten. Bu çok kötü bir şey. Her şeyleri var. Zaten eskiden beri okudan var. Haydar Gerler, Öncüler, Öncüler, kardeş. Bizim ne var ne yok kardeşim? Sizi bugün güzel tutkun görüyoruz. Evet. Tatil nasıldı? Hangi tatil? Tatil her sefer. Ay yorucu bir işmiş bu be. Bu sefer de ben geldim aslında. İnşallah sana. Tatil mi aslında? Kendi bak. Ne gördün? Bizim bir şu odaya çek de çekeceksen beraber. Yine kaydı oldu. Nasıl kapatacağım? Kapat oraya bak. Tanıştın sen. Tabii. Tabii. Çocuklar doğmadan önce mi? Sonra. Yok. Ama o akşam yok. Sayılmazdınız yani. Nasıl yedem? Senin ne giydiğini hatırlamıyorum ama Naci'nin deri ceket giydiğini hatırlıyorum. Ne kadar asık suratlı bir adam demiştim. İlk defa alıyoruz. Ama valla böyle düşünmüştüm, çok şaşırdım. Allah Allah demiştim. Yani mutlu değil herhalde geldiğinizde diye düşünmüştüm. Naci, hatırlıyor musun o günü? Evet, hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Sen de onun inadına ne kadar sıcacık, sanki 40 yıldır tanışıyormuşuz falan böyle çocukluğumuzdan gibi. Ben hep böyle sanırım ondan yani. Yoksa değildir yani. Ben onu bir kere de Can Gürsap'la Arsene öyle Yusuf'la paylaşmıştım. Ay demiştim ne kadar böyle kendi beğenmiş bir adam Can. Arsene de yani o televizyonda seyrettiğimde o kadar yakın hissetmiştim. Sen sarhoş ol, tam kapıdan çıkacağımızda bunu söyle. Evet. Allah'ın bütün o böyle gümüş suyunda bir apartmanda bir fayans döşeliydi. Tabii gümüş suyun balası ikinci katta. O tek tek fayanslar böyle kafama düşüyor gibi geldi. Ne aşağıya mı atayım kendimi kimin arkasında? Ya Can'dır, Arsene öyle dedi. Beni hep somurtuk sanırlar dedi. Evet, halbuki çok sıcaktırlar ikisi de yani. Evet, yani ve çok hoş bir ev sahibiydi tabii evet. Can Gürsap da. Bizden konuşuyoruz. Bize ne Can Gürsap? Size de söyledim. Hayır, ben öyle sanırlar deyince aklıma geldi. Ben şeyi hatırlıyorum. İnci'den evvel Yusuf'u tanıdık biz. Bize gelir giderdi Yusuf. Ve hep merak ederdim. Yusuf yalnız gelir böyle gır gır şamata falan yapar. Acaba Yusuf'un karısı nasıl biri falan diye merak ederek gitmiştim o akşam. Adamı tanıyoruz. Şen şakrak biri ama evde ne çıkacak karşımıza bilmiyorum. Aa, sonra çok sevmiştik yani. İnci çok sıcacık böyle. Başta oğlan tarafıydınız yani. Oğlan tarafıydık önce. Ama onu hep yaşadım ben. Herkes aynı şeyi. Köylü sanıyorlarmış Yusuf'un karısını. Onun için çıkarmış. Başörtü kimseye bir hatta Altan Erbulak'ın kızı Füsun Erbulak. Tabii o söylemişti.
Sonra da Ayşe geçenlerde bana yaştırmıştı. Kızı mı? Karısı mı? Karısı söylemiş önce. Şey, Yusuf söylemişti de onlar üvey kızı, ilk karısı. Var. Kızı bizim sokakta oturuyor. Aynı şeyde. Arada bir geliyor annesi ya. Şimdi. O Mesut Dağhan'ın annesi. Dağhan'ın öğrencisiydi. İsviçre'den bir yerde yaşıyor, geliyor Tişi. Biz esas konuya gelelim. Bence biz gidelim. Ayşe ya o şey, kocası uzun boylu şey olan. Danimarkalı. O Ayşe mi? Evet. Sıra Sayın Bengi'de. Bengi aileye son katıldı ya. Vallahi. Olsun. Bengi gelin. Son katıldım ama unutacak kadar da yaşlıyım. Başladık biz ilk defa. Önce babam mı annem mi? Önce beni tanırlar. Nerede? Çiçek'te mi? Çiçek'te gelin? Evet. Tabii canım beni tanırlar. Bizim şey zaten Erdiş de bir müşterek, Erdiş de müşterek şeylerimiz. Hayır babamın sınıf arkadaşları olarak ben şey hayır bir gün şey oldu. Bir telefon birisi gibi babamın sınıf arkadaşlarıyla beraber içiyorum dedim de. Evet. Ve babam ne çekerken yapmıştı. Ne çekerken. Kopya çekerken. Eczacılıkta tamam mı? Tabii. Eczacılık fakültesinde sınıf arkadaşları Bengi. Haa orada arkadaşlar. Babam sonradan şey yaptı ya. Ya yani onlar böyle istisnai oldu. Füsun gibi bir arkadaş var. Çok yakın Bengi'ni. O da asistanmış Füsun. Yakalamış onu. Kopya ulan diyor şimdi söyle. Ama babam kopya çekti. Düşünsene Atatürk Erkek Lisesi'nin müdürü. Ondan öğrenci ve kopya çekiyor. Hayır, asistan ben de çocuk... Asistan'a yakalanıyor beni. Şimdi bir dakika koskoca yaşlı başlardan müdür dedi. Dedim ki müdür kopya çekmeyecek de kim çekecek? En iyi yol biliyordum kopya çekmeyecek. Hayır ne yapacağımı bilemedim hiç görmezlikten geldim. Bu çok güzel. Bu gerçek ya Nacim. Burada tarihi bir toplantı. Tarihi bir sınıftık. Turgut Özal'ın ilk karısının da sınıf arkadaşı. Turgut Özal'ın ikinci karısı mı Semra? Abi ben Bursa'da gördüm onların sınıf toplantısını. Hadi ya şöyle çantasını alır. Böyle tam da mistiklikten çok kibar bir kızcağız. Tin 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 gelir. Bütün çok dostluğumuz vardı. Çok konuşurduk. Yancı'nın notları benim değil mi? Onun ders şeyleri notlarını tutabilirsin. Komutçuya toplandın mısın ya? Komutçuya toplandın ya. Çok özellikle bir şeyle. Bak şuradan böyle. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Yok sen de taktın ayağa ayrı bir şey. Ya ama ne yapayım tek açık yer orası ya. Başka ne yapalım? Ben de çalıştıracak biraz. Haa. Hayır ben hani yorgunluğuna alamet diye, kötü niyetle değil yani. Kötü niyetli bir zaten yani kötü niyetli. Bak delik bir elbise giymiş ama altta da hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey yok da herhalde. İçini korusun. Böyle ben suyla tanıdırıyor. Ses getiren bir yönetmen. Bir daha olmadı şey o. Şey görünmüyor. Evet. Bak bunları YouTube'da dağıtacaklardı, söyledin arttı. Allah'ım. Yukarıdan görecek bir şey yok. Ya yüzünüzü çekiyorum efendim. Yüzünüz önemli yani. Artık kız ziyaret edebilirim onları. Çok mutlu. Ayşe'nin bize selamı vardı. Nasıl oldu? Burada yoruldu mu? Nasıl dikkatli her şeyi izliyor. Gerçekten. Ne zaman dönüyoruz lan bunu? Çarşamba. Oh! İyi bir şey. Şeyin ağına düşmüş görüyorum. Yönetmenin değil mi? Yönetmenin ağına düşmüş görüyorum Gülşen Hanım. Kurtulmalıyım. Cansu'da bir var mı olmuş? Evet. Yönetmen şimdi yenenlerle şey yapıyor.
Ocak bulamadık, yiyenlere şey bakıyoruz. Bacak yok. Ben gerçekleri şey yapıyorum. Evet efendim, çok çekiyorum. Gerçek. Ne görünüyorsa onlar kesinlikle uğraşıyorum. Çok kötü vallahi, çok yaşlı çıkıyorum. Soda mı kurtarıyorum? Yok. Acayip yaşlı çıkıyorum Naci için. Soda kımpayı hoşuma gidiyor. Vallahi ama yönetmen alışkın bu şeye. Ay eyvah eyvah. Kokosunu kollamaya alışkın. Abi ya bu kadar sivil şeyin de mi? Yani Erdiş daha ne yapayım senin için bilmiyorum. Ya benim için mi çalışıyorsun? Allah razı olsun. Yani. Sen de olmasan bu açıyı kim kapayacak? Erdiş kurtar beni. Ben kurtarıcı mıyım? İyi adam. İyi adam. Ben bekçi kurtaracağım mı? Allah'ım ya! Bu kadar şeye de bir şey olsa bari. Her seferinde böyle yapıyor, sonra da gidiyor. Serpil nereye kaçtı? Ya bu telefonun neyini alsana. Serpil nerede? Yok, içeride. Tuvalette herhalde. Tuvalette mi? Tuvalette bekle. Olur mu, olmaz diye kaçtı bizden herhalde. Kapıda. Şimdi susak Serpil de kurmuyor. Eyvah, işlerde yetim. Serpil donunu giy. Efekt olarak bir spor sesi. Serpil donuna işirme. Bak gizlendi şimdi kamera. Gizli kamera oldu. Gizli kamera. Hadi pil bitecek. İnci sen soğuk donuk görünüyordun dedin, ondan böyle oldu. Adamı canı bana dönmüştü. Vallahi. Bıraksaydın öyle kalsaydın. Yok böyle daha iyi. Efendim, merhabalar. Nasılsınız? Mutlu musunuz? Mutluyum, çok mutluyum. Tuvalette de rahat yok. Böyle böyle. Çekil, arazi senin peşinde. Allah. Gizli kamera. Dayanadan sonra sen ineceksin. Evet. Çocuk bu oyuncağı yeni mi aldı acaba? Bunlar ayağa düşüyor zaten bu kamera. Şey delikten de çekti mi? Vallahi deliyor. Yandım Allah. Haber verir insan otururken. Fake attı bana. Yani çabalıyor ha. Evet. Şey... Çıktı mı delikte bir şey? Göreceğiz sonra. YouTube'da yarın seyret. Oraya kağıt koymuşlar. Spor sesi duydu o anda oraya bakarken. Kağıt düştü mü? Evet. O Atatürk'ü daha tüme gidip birkaç öğrenci tuvalete gitmeye yeterli. Sen önce sorarındık ya, bir türlü tuvaleti bulamıyorum. Öyle bırak demelisin. Ben de öyle çok dolaştık ya o gün. Sonra bir ara bir bak. Böyle üstünü başını düzelterek de insanlar bir yer tutuyor. Hatta baktım. Geçen bir şeyde böyle hani internet şeyleri var ya, şakaları iyiydi. Oradan buradan uyarı levhalarını koymuşlar. Bilmem ne belediyesinin mi, şey, valiliğinin mi ne emri var. Tuvaletten çıkmadan önce parmağınızı koyuyorsunuz. İnanmıyorum ya. Herkes paçaları sıvamış, şey, kemeri falan, tuvalete abdest almış, dışarıda şey yapıyor. Ay çok iğrenç oluyor yani. Evet ya, bizim kızı düzey... Şey en var, hemen yanında... Ben en çok tuvalete abdest almaları herhalde. Oraya gidiyor musun? Bilmiyorum. Hemen yanında cam var. O zaman bir sonraki her abdest.